Konak, İzmir'de sadece bir semt ya da mahalle adı olmayıp özellikle son 200 yıldır şehrin merkezi olmuştur. Bu nedenle Konak Meydanı ve çevresine İzmir'in kalbi diyebiliriz. Meydan ve çevresini oluşturan alanın en önemli yapısı hiç kuşkusuz İzmir Hükümet Konağı'dır. Konak, ayrıca Saat Kulesi, Belediye Sarayı, Vapur İskelesi, Yalı Camii, Ankara Palas, Anafartalar Caddesi girişi, Askeri Kıraathane, Milli Kütüphane ve özellikle Sarıkış'la başta olmak üzere günümüze kadar ulaşabilmiş ya da geçmişin anıları içinde kalmış birçok mekanı barındırmış bir semttir ve iş merkezi yoğunluğu hem de hemen tüm İzmir'den varılan, ulaşılan son nokta olma ile hemen tüm İzmir'e ulaşmak için yola çıkılan ilk nokta olma özelliğini uzun yıllar koruyarak İzmir'in merkezi olmayı başarmıştır. İzmir kadar büyük bir başka kentte hemen tüm yoğunluğun Konak gibi bir tek alana yayıldığı bir başka örnek bulmak çok zordur. Tüm bunların yanı sıra denizin hemen dibinde yer alması, hatta denize güzel bir bağlantı yolu ile bağlı olması bir kez daha hayranlık uyandırıyor. Yalnız içinizden, keşke şurada bir ağaç gölgesi olsa diye de iç geçiriyorsunuz. Ancak her şeye rağmen, gökyüzü ve denizin oluşturduğu mavi dansı izlemek için bile gidilir Konak Meydanı'na. Konak, yakın zamana kadar İzmir'in bir numaralı ticaret merkezi Kemeraltı ve çevresinin ana girişi çıkış kapısıdır. Tüm şehir içi ulaşım araçlarının her yöne başlangıç noktası Konak Meydanı'dır. Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir'in sembolü olan Saat Kulesi Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılını kutlamak amacıyla 1901 yılında, İzmir Valisi Kıbrıslı Kamil Paşa, Bahriye Mirlivası Said Paşa ve Belediye Reisi Eşref Paşa'dan oluşan komisyon tarafından yaptırılmıştır. Bu yapı 25 metre yüksekliğinde, 4 katlı ve sekizgen planlıdır. Platformu beyaz mermerden ve diğer yapıları ise, kesme taştan yapılmıştır. Kolonlar Kuzey Afrika temasını taşır. Kulenin saati Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından hediye edilmiştir. Saat kulesinin dışı baklava dilimi kabartmaları yapılmış ve 4 tane 75 cm çapında saat eklenmiştir. İzmirli mimar Raymond Charles Pere Saat Kulesi ile aynı tarihte inşa ettiği ve sultanın 25. yılını simgelemesi sebebiyle 25 musluklu olarak tasarladığı sekizgen havuz ve İzmir Sarıkış'la da günümüze ulaşamamıştır. Kule 1974 yılında 5,2 şiddetinde olan depremde hasar almış ve kulenin saati depremin olduğu saat 02.04'te durmuştur. 2 yıl içinde kule tekrar onarılmış ve saati günümüze kadar çalışır hale gelmiştir.